Merhaba ben Burak, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos, yarın 5 Ağustos'ta Londra güncellemesi, Ethereum ETH1559 güncellemesi hayata geçecek ve aktif olacak. Şu an ekrandan bakıyorum, tam 7000 blok sonrasında bu güncellemeyi geçmiş olacağız. Normalde biliyorsunuz 24 Temmuz gibi, 11 Temmuz, 24 Temmuz gibi dendi ama şu anda kesin kazandı. 12.965.000. blokta bu güncelleme geçmiş olacak. Ve güncelleme geçmiş olacak. Biliyorsunuz bu bizim gibi madencileri biraz ürküttü. Biraz korkutuyor. Çünkü tam ne olacağını bilmiyoruz. Gelirlerde bir düşüş olacak. Orası netleşti. Kimisi %30'a kadar ve %30-%40 arasında bir düşüş bekliyor Ethereum madencileri için. Ama ben o kadar düşüş görmüyorum. Bana göre %10'la %25 arasında bir düşüş olabilir diye düşünüyorum. Tabii Ethereum fiyatı artarsa bu düşüş biraz daha azalabilir. Ayrıca havuzlar MEV sistemine geçtiler. Onlar da biraz daha madencilere katkı sağlamak istiyorlardı. Havuzlar ve borsalarda bu yükseltmeyi yapmaları gerekiyor. Çünkü şu anki yükseltme blok zincire uyumlu hale getirmeleri lazım. Dediğim gibi 1.0'dan 2.0'a geçiş olacak. Ve bu 1.0'dan 2.0'a geçişin yavaş yavaş adımlarını atıyorlar zaten. ETH1559'da bu adımlardan bir tanesiydi. Ama havuzlar ve borsalar bunlara uyumlu değil. Bu blok zinciri uyumlu değil. Onlar da versiyonlarını yükseltmeleri gerekiyor. Versiyonlarını yükseltip ETH1559'a uyumlu hale getirmeleri lazım. Şimdi ben sizi bu tarafa alalım. Bakalım kaç saat kalmış, kaç blok var, ne olacak, ne bitecek. Siz de ekranlardan takip edebilirsiniz. Şimdi ben sizi bu tarafa alıyorum. Evet, şu an Etherscan adresindeyiz gördüğünüz gibi. Şu an son bloğu burada görebiliyorsunuz. 12.958.000. bloktaymışız. Buradaki diğer bilgileri de görebilirsiniz zorluk gibi. Şuraya geldiğimizde Ether Notes diye bir site var. Şu an burada görüyorsunuz bir gün 2 saat sonra 12.965. bloğa ulaşıp ETH1559 güncellemesini gerçekleşecek. Şu an ortalama 7000 blok kalmış. Bu siteden ulaşabilirsiniz. Şu an havuzlar ve borsalar olsun versiyon yükseltmelerini yapmaları gerekiyor. Versiyon yükseltmeleri yapmazlarsa bazı aksaklıklar, bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Zaten yapacaklar ama hemen yapmaları gerekiyor. Tabii şu an herhangi bir bilgi yok, hangi sitelerin, hangi havuzların versiyon yükseltmesiyle ilgili bir bilgi gözükmüyor şu anda. Tekrar NiceHash'a geldiğimizde burada da bir gün 2 saat kaldığını söylüyor. Ve şurada ETH1559 güncellemesinin ne anlama geldiğini anlatıyor. Size bu sayfadan Türkçe'ye çevirip ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ethereum 1.0'ın 2.0'a geçiş olayını yaşıyoruz ve bize ödenen paralardan, bize ödenen Ethereum'dan biraz kısıntı ve kesinti yapacaklarını biliyoruz. Ve bize sabit bir Ethereum verecekler. 2.1, 2.0 yani 2 Ethereum, 2.1 Ethereum, 2.3 Ethereum gibi sabitleyecekler. Zaten son zamanlar, son 3-5 aydır 2.2'nin 2.3'ün üstüne çıkmamıştık çok fazla. Birkaç gündür bir ara sıra 4.5'lara, 4'lere, 5'lere falan çıkmıştı ama şu an gene de 2'nin üstüne çok fazla çıkamıyoruz Ethereum ödül olarak. Şu an bir gün kaldı ETH1559 güncellemesine. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım gelirlerimize ne kadar bir düşüş olacak. Ya da havuz ödeme sistemlerine ne gibi değişiklik olacak. Onları hep beraber göreceğiz zaten. Ve yarın olduktan sonra tekrar ETH1559 güncellemesi geldikten sonra tekrar hemen video çekip ne olduğunu, ne bittiğini size de bilgilendirmek istiyorum ve bilgilendireceğim. Kabaca toparlamak gerekirse bizim için çok iyi olduğunu söyleyemiyorum. Biz çünkü mining ayağına baktığımız için, biz kazım yaptığımız için bizim için çok iyi bir olay değil. Zaten 2.0'ın gelmesi de bizim için iyi bir olay değil. Ama ETH1559 güncellemesi de biraz sıkıntı yaratacak. Gelirler inşallah çok fazla düşmez. Size bu konuyla ilgili yorumlarınız varsa videonun altına yazarsanız ve ben ve diğer kullanıcılar da bilgilenmiş olur. Benim atladığım, eksik olan bir yerim varsa siz de tamamlamış olursunuz. Kanala abone olup bildirimler açarsanız çok memnun olurum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.